Değerli Gizli Bu izleyicileri, yeni bir video ile karşınızdayım. Sözlerime Sezen Aksu'nun 90'lı yıllarda meşhur olmuş bir şarkısının sözleriyle başlıyorum. Hadi bakalım kolay gelsin, bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam, çok hesaplı ince iş. Evet, neden bu şarkı sözüyle başladım? Çünkü bu videoyu hazırlayana kadar benim de kripto para ve Bitcoin hakkında çok fazla bilgim yoktu. Eminim bu videoyu izledikten sonra sizin de az çok Bitcoin ve kripto para hakkında bilginiz olacaktır. Yatırımcısına bol kazançlar diliyor ve videomuza başlıyoruz. Kripto paralar ve Bitcoin artık hayatımızın önemli bir bölümünde yer alıyor. Ama Bitcoin'in ana kullanım amacı ve alanı nedir? Bitcoin borsaları gerçekten bir risk midir? Gelin hep beraber bu konuyu inceleyelim. 2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin aslında oldukça değersiz, ancak takip edilemez ve bozulamaz yapısıyla gerçekten ilginç bir deneyim oluşturuyordu. Satoshi Nakamoto isimli birileri tarafından ortaya çıkarıldı. Birileri lafını özellikle kullanmakta fayda var. Keza böyle bir adam var mı yok mu belli değil. Hem de paranın kullanım amacıyla 1975 doğumlu bir adamın aslında hiçbir ilgisi yok gibi. Bununla birlikte Nakamoto'nun 1 milyon Bitcoin'e sahip olduğu ve şifreleme uzmanı olan bir bilgisayar bilimci olduğu iddia ediliyor. Satoshi Nakamoto aslında bir nickname olabilir. Gerçek kimliği bilinmeyen Nakamoto'nun biri ya da bir grup olma olasılığı da oldukça yüksek. Peki Bitcoin ortaya çıktıktan sonra en çok nerede kullanılmış olabilir? Deep Web'in karanlık dünyasına hoş geldiniz. Dark Web ya da Deep Web diyebileceğiniz ortam aslında internetin tarihi kadar eski. Öyle ki uçtan uça bağlı özel ağlar, hatta elektrik hatlarından sağlanan dinlenemez ya da görüntülenemez ağlar sayesinde bu platform uzun zaman önce oluşturulmuştu. Bugün düşündüğümüz anlamda bir Deep Web yoktu ama bu gizli ağlar sayesinde çalınan veriler ve illegal işlerin paylaşımı yapılabiliyordu. 2009'dan önce illegal finans aktarımları oldukça zor bir durumdu. Bir hacker ya da illegal işlerinizi yapacak bir adam tuttuğunuzda bankalar arası ödeme aktarımları gerçekten zorlu bir süreçti. Bununla beraber parayı aklayacak bir alan bulmak daha da zordu. Dahası nakit aktarımlar da takip ediliyordu. Herhangi bir gizli servisin takibine takıldıysa işi yapacak kişi para aktarırken tespit edilmesi aslında çok zor değildi. Bitcoin illegal paranın kaynağı oldu. Deep Web'in büyümesi, kredi kartlarının hacklenmesi, verilerin satışa dönüşmesi, diğer illegal işlerin dijitale dönmesi ve internetin yaygınlaşması. Saydığımız maddeler Bitcoin'in hızlı yükselişine neden oldu. Deep Web'de açılan sitelerin yeterince gizliyseniz takip edilemiyor olması, buradaki e-ticaretin büyük ölçüde Bitcoin'le yapılmasına olanak sağladı. Bitcoin'in herhangi bir değeri olmadığı zamanlarda farmını yapmak oldukça kolayken, Deep Web üzerinden ticaret yapanlar büyük Bitcoin rezervleri oluşturdular. Bununla beraber Bitcoin de oldukça karanlık işlere hizmet sunmaya başladı. Paranın esas kullanım amacı fark edilmeden bir nakit akışı sağlamaktı. Deep Web üzerinden Bitcoin'leri nakit paraya çevirebileceğiniz kişiler de bulunduğu için hemen PayPal ya da diğer dijital ödeme kanalları aracılığıyla coinlerinizi satabiliyordunuz. Silk Road işin rengini değiştirdi. Ross Ulbricht'in kurduğu dünyanın en büyük uyuşturucu satan e-ticaret sitesi Silk Road, Bitcoin fiyatlarının artmasına en büyük neden olabilir. Bitcoin ile uyuşturucu satan Silk Road nedeniyle bağımlıların daha fazla Bitcoin bulması istemesi piyasadaki Bitcoin'e artan talebi gösteriyor. Talep artınca zaten kazanmanın zor olduğu bir para birimi olan Bitcoin bir anda sıçradı. Maalesef ki Bitcoin'in borsalar üzerinden satışa çıkışı nedeniyle birçok illegal işi yapan kişi zenginliğin dibini vurdu. Deep Web üzerinden normal dünyaya giren ve gün yüzü gören BTC'ye ilgili ilgisiz herkes bir anda yüklendi. Paranın temel amacını ve kullanım alanlarını bilmeyenlerin büyük ilgisi nedeniyle Bitcoin balinaları ortaya çıktı. Zamanında uyku halindeki banka hesaplarının hacklenerek bunlarla BTC alınmasından dolayı da birçok kişi mağdur oldu denilebilir. Aslında Bitcoin balinaları için para aklamanın en doğru yolu da belki de buydu. Ulbricht'in yakalanmasının ardından herkes yakalanabilirim korkusu yaşamaya başladı. Bu noktada yaptıkları illegal işleri bırakıp
legal hayata geçmek isteyenlerin BTC'lerini nakite çevirmeleri gerekiyordu. Bunu da en iyi legal bir Bitcoin borsası üzerinden yapabilirlerdi. Düşünün ki bir dükkan açıyorsunuz ve bir mal satacaksınız. Malı ya üretiyor olmanız ya da daha öncesinden alıp stokta tutuyor olmanız gerekli. Sizce legal olarak açılmış bir BTC borsasının bütün BTC'lerini mining ile elde etmiş olma şansı nedir? Sermayeyi sermayedarların getirmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Peki herkes aynı anda BTC'lerini çekmek isterse? İşte esas soru burada başlıyor. Karanlık bir dünyadan gerçek dünyaya çıkan kara para dünyanın en değerli parası haline geldi. Bugün ülkelerde yasaklanması konuşulan Bitcoin ve altcoin'lerin hala en çok kullanıldığı alan Deep Web. Zaten paranın da ana kullanım amacı kripto şekilde illegal ya da vergisiz yapılan çalışmalarda değerlendirmek. Bugün tüm dünyada yasaklansa bile hala kullanımı devam edecek ve muhtemelen değeri asla çöp olmayacak. BTC'nin Ross Ulbricht gibi adamları daha çok zengin edeceği kesin. Kendi borsalarında değer gören ve geleceğin parası olarak ifade edilen BTC'nin özel tarihi ve gelişim konusunda buraya kadar ciddi bir bilgi verdik. Ayrıca unutmamalısınız ki şu anda piyasada yüz binlerce BTC olup bunları piyasaya sürmeye çekinen gizli zenginler mevcut. Ne kadar doğru bilemiyoruz ancak Deep Web üzerinden tank satıldığı iddia ediliyor. Yani düşünün, bir de bu kali kullanıp telnet sunucularından giriş yapmadığınız sadece yüzeysel internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretler. İşin özünde bu para birimi yukarıda da yazdığımız şekilde illegal işler için kullanılan bir dijital para birimi. Bugün Tesla'yı satın alabilecek BTC'si olanlarsa daha zengin olmayı bekliyorlar. Bugünkü videomuzda kripto para ve Bitcoin'in az bilinen yönlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Siz olun, yatırım yaparken çok dikkat edin. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.